Şöyle ki ilk başta zaten deprem olur olmaz büyük bir sıkıntı yaşandı burada. Şöyle ki yardımlar geç geldi. Yardımların geç gelmesi birçok kişinin enkaz altında sıkışıp kalmasına neden oldu. Onlardan kurtulma şansları olabilirdi. İşte yardımların geç gelmesi her şeyi işte bu duruma getirdi. Durum ortada gördüğünüz gibi. Bir de barınma sorunu var. Kışın ortasındayız biliyorsunuz. Soğuklar, insanlar, küçük çocuklar var. Ortada kaldılar. Birçok insan işte barınma sorunundan dolayı büyük sıkıntılar yaşıyoruz burada. Çadırlar yeteri kadar getirilmedi. Birkaç tane çadırken korulacağı söylendi ama henüz gözle görülür bir hareketlilik olmadı şimdiye kadar. Barınma yollarda yatıyoruz biz. Şuradan buradan elbise topluyoruz, kıyafet topluyoruz. Bahçeleri çocuklarımız bahçelere geçiriyoruz uyusunlar diye. Lavabolarını yapsınlar diye. Ya bu rezillik, hükümet yok burada. Hükümet elini buraya koymadı. Buraya gelen, çevre illerden gelen yardımsever vatandaşlar geliyor, yemek yapıyorlar. Devlet yok, ne barınmamız var? 10 gün oldu, 11 gün oldu. Çadır yok, hiçbir şeyimiz yok. Olamaz öyle bir şey ya. Komşular tır getirdiler. Onun dosyasında 30 kişi kalıyor, 35 kişi kalıyoruz. Gündüzleri de işte kaldırımda. Çocuklarla sersefil işte köşe başında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun aşevleri geliyor. Çorbamızı alıyoruz bazen. Şimdi 10 gün oldu hepsi de gitti. Gitmeye başladı. Birkaç gün sonra yok artık. Yani bu yardımla bu aşevlerinden gelenler de birkaç gün sonra gelmeyecek artık. Evet. Hepsi de şey diyor. Tamam biz başımızın çaresine bakacağız. Biz demiyoruz başımızın çaresine bakacağız. Ama bari bir şey getirsinler, konteyner getirsinler. O şekilde bakalım çocuklarımızı barındıralım. Bunu istiyoruz ya. Biz hükümetten başka bir şey istemiyoruz. Ben de kal kapakçığımı değiştirmiş bir insanım. Yani hepimiz buradaki herkes hasta, yaşlı, perişan, çoluk çocuk. Ama bir destek olması lazım. En azından konteyner istiyoruz ya. Mümkünse konteyner. Lavabomuzu yapacak bir yer istiyoruz artık.